Merhaba sevgili izleyiciler. Yeni bir programda tekrar birlikteyiz. Bugünkü konumuz toplumun dışladığı insanlar. Şimdi hanginizle konuşsam insanları dışlamak yanlıştır diyeceksiniz. Hiç kimseyi dışlamamamız gerekir diyeceksiniz. Ama biz hayatımızda bunu uyguluyor muyuz? Bu tartışılır. Çünkü herkes bu düşüncede hemfikir ama farkında olsun veya olmasın bir şekilde insanlar dışlanıyor. Genellikle dışlanan kesimler evsizler, yabancı uyruklular, bedensel engeli olanlar, dar gelirliler, yani kendi durumuyla gurur duyan kişilere göre sosyal seviyesi düşük insanlar. Bunu söylemek bile beni üzüyor. Ne demek sosyal seviyesi düşük insanlar? Bizim seviyemizi, bizim değerimizi maddi durumumuz mu belirliyor? Kime göre seviyemiz düşük? Değerimizi belirleyen ne? Kim belirliyor bizim değerimizi? Bizim değerimizi insanlar mı belirliyor? Rabb mi belirliyor? Bu dünyada insanlar statüye çok önem verir. Ee, onun için çok okuyanlar, meslek sahibi olmak isteyenler, özellikle e, statü sahibi olmak isteyen çok insan var. Bazen biriyle tanışırsınız, uzatır elini, atıyorum der ki, e, merhaba ben doktor Vedat. İyi de ben mesleğini sormadım. Biz burada tanışıyoruz, ismini söylemen kafi. Peki o doktor kelimesi neden ekleniyor sizce? Doktor kelimesi aslında orada bir beklenti, kendini yüceltme var öncelikle. Ondan sonra da karşıdakinin de seni başka bir gözle görmesini istiyorsun. Onun için ben Doktor Vedat. Bu beni bayağı rahatsız ediyor çünkü benim tanıdığım birkaç tane doktor var. Kilisemde henüz yeniydim. Kilisenin temizlik grubuna katıldım. İlk defa gidiyorum. Çok fazla kişiyi de tanımıyordum o dönem. İşte her birimize bir görev verildi e, Kilise de o ara tamirat tadilat işindeydi onun içinde bayağı pislik kir vardı e, bir baktım tuvaletleri temizleyen bir bayan var e, sonradan öğrendim ki e, kadın doktormuş kendisini benimle tanıştırırken sadece adını söyledi ünvanını e, söylemedi doktor olduğunu söylemedi şimdi kilisede sevdiğim samimi bir arkadaşım var e, o zamanlar yeni olduğum için bilmiyordum. E, bir gün ben kilisede pazar günü, o gün çorba dağıtılacak. Çorba yapıyorum mutfakta. Yalnız kaldım. Bana yardım edecek kişi gelemedi. Bir baktım, bu bayan geldi ve o kadar yorgun ki kendisi. O kadar yorgun. Niye dedim bu kadar yorgunsun? Dedi gece e, sabaha kadar nöbetteydim. Ne iş yapıyorsun dedim. Ben dedi hastanede çalışıyorum. Daha sonra öğrendim ki kadın doktor. Neden orada doktor olduğunu söylemedi? Hani bu, bu, bu da çok hoşuma gitti. Hastanede çalışıyorum dedi. Ve o uykusuz haliyle ben orada yalnız kalmayayım diye bana yardım etti. Ee, gurura kapılıyoruz bazen. Bulunduğumuz durum, yapabildiklerimiz, gençliğimiz, güzelliğimiz, mal varlığımız, mesleğimiz, eşimiz... Ne olursa olsun, iyi bir şey varsa hayatımızda hemen onunla gururlanmayı seçiyoruz ve olmayanları küçümsüyoruz. Unuttuğumuz ne var biliyor musunuz? Biz e, bunlara sahibiz ama onlar değil. Onun için e, bizim onlara daha çok eğilmemiz gerekiyor. Biz şanslı olanlardanız, onlar olmayanlardan. Zaten burada bir adaletsizlik var. Bir de biz onlara kötü davranarak daha da adaletsiz yapmıyor muyuz durumu? Başka insanlar diyelim az eğitimli ve iyi para kazanmıyor, kazanmıyor diye bazen hor görülüyor, küçük görülüyor. Zaten bir topluma girdiğiniz zaman tanışırken diyelim, bu Avrupa için söylüyorum, ilk başta sormazlar mesleğinizi isminizi tanışırsınız aradan biraz geçer ne iş yapıyorsun eşin ne iş yapıyor hemen orada bir şeyler hesaplanıyor ona göre mi saygı gösterilecek artık bilmiyorum ama bazen bu biraz rahatsız edici olabiliyor hani daha yeni tanıştık konuşacak o kadar şey varken ya da ben çok hassaslık yapıyorum artık bilemiyorum evsizler bedensel engelli olanlar hayat kadınları veya ülkesini terk etme zorunda kalan göçmenler, iltica edenler. Onlar daha mı az değerli? Değil. Onlar hiç de daha az değerli değil. Zaten onlar bulundukları bu durumdan hoşnut mu sanıyorsunuz? Göçmenleri düşün, ülkesini terk etmek zorunda kalan insanı düşünün. Gittiği yerde çok mu mutlu? Özlem duymuyor mu ülkesine, sevdiklerine, akrabalarına? yaşadığı eski hayatını. Veya evsizleri düşünün. Evsiz olan kişi evi olmadı diye mutlu mu sanıyorsunuz? Bedensel engelliler ne kadar üzülürler. Veya hayat kadınları. Çok hor görülür hayat kadınları. Ama daha az değerli değiller. Belki yanlış bir şey yapıyorlar, yanlış yoldalar. Ama daha az değerli değiller. Rabbin gözümüzde hepimiz değerliyiz. Hiç kimse daha az değerli değil. İsa'nın bir sözü hep aklıma geliyor benim. Birinciler, sonuncular, sonuncular da birinciler olacaktır. Matta 20. bölümde yazıyor bu. Ayrıca Rabbimiz ihtiyacı olanlara yardım etmemizi istiyor. Bunu ısrarla İncil'de birkaç yerde yazıyor bunlar. Başkalarına yardım etmemiz gerekiyor ve bakın nasıl anlatıyor bunu ayet. O zaman kral sağındaki kişilere sizler babanın kutsadıkları gelin diyecek. Dünya kurulduğundan beri sizin için hazırlanmış olan egemenliği miras alın. Çünkü acıkmıştım, bana yiyecek verdiniz. Susamıştım, bana içecek verdiniz. Yabancıydım, beni içeri aldınız. Çıplaktım, beni giydirdiniz. Hastaydım, benimle ilgilendiniz. Zindandaydım, yardıma geldiniz. O vakit doğru kişiler ona şu karşılığı verecekler. Ya Rab, seni ne zaman aç görüp doyurduk, susuz görüp su verdik, ne zaman seni yabancı görüp içeri aldık ya da çıplak görüp giydirdik? Seni ne zaman hasta ya da zindanda görüp yanına geldik? Kral da onlara şöyle yanıtlayacak. Size doğrusunu söyleyeyim. Bu en basit kardeşlerden biri için yaptığınızı benim için de yapmış olursunuz. Burada kral olarak söylediği Tanrı çünkü devamında diyor ya Ya Rab diyor biz ne zaman seni aç gördükte doyurduk çıplak gördükte giydirdik. Tanrı insanlara diyor ki o en küçük en zor durumdaki insanlar için yapmış olduğunuz şeyi benim için yapmış oluyorsunuz. Eğer siz düşkün birini görüp ona el uzatırsanız ona yardım ederseniz o zaman bunu Rab için de yapmış oluyorsunuz. Diyelim ki yardım edecek durumunuz yok, herhangi bir şekilde edemiyorsunuz veya engeli vardır. Bir tatlı söz, bir güler yüz, karşıdaki kendini değerli hissetsin. Bunu mutlaka yapın. Çünkü o kadar yaralı ki o insanlar. Onların yaralarına merhem olur sizin böyle davranmanız, sevgi dolu davranmanız. Rab başkalarına yardım ettiğimiz zaman minnet ederek değil, yürekten hizmet etmemizi istiyor. Bakın Efesler'de şöyle diyor, insanlara değil Rab'be hizmet eder gibi gönülden hizmet edin. Yani birine hizmet ediyorsak insanlara değil, insanlara hizmet eder gibi değil, Rab'be hizmet eder gibi hizmet edeceğiz. Rab'be nasıl hizmet edersiniz? Düşünün evinize başka programda da dedim patronunuz geliyor veya... Ee, çok böyle saygı duyduğunuz biri giriyor. Ona nasıl servis yaparsınız, nasıl hizmet edersiniz, nasıl ikramda bulunmaya başlarsınız? Çok saygı ve sevgi dolu değil mi? O zaman bu en küçüklere de yapacağız bunu. Unutmayın birinciler sonuncular, sonuncular birinciler olacak. Aslında en önemli şey insanı görmek çok kişiden duydum. Yardım etmek istemişler yolda gördükleri birine. Üstü başı yırtık, yemeği yok. Yemek alınıp verilmiş. Kabul etmemiş. Demiş ki, söylediğiniz bu güzel söz, hani ilgi göstermeniz yeterli. Para vermeye kalkınca kabul etmemiş. Bunu hatırlamıyorum kim bana anlatmıştı ama o kadar hoşuma gitmişti ki. Bakın onların arzu ettiği, onların istediği bir güler yüz. Değer görmek. İnsan olduklarını bilmek. Çoğu zaman biz insanlara insan gibi davranmıyoruz. O kadar çok oluyor ki bu. Karşımızda düşmüş bir insan olduğunu fark etmeliyiz. Biz farklı olmalıyız. Özellikle Mesih, İsa'ya iman etmiş olan bizler. Biz Rabbin çocukları istiyoruz, İncil okuyoruz, ilahiler söylüyoruz. Ondan sonra da o insanları görmezlikten mi geliyoruz? yapmayalım. Şimdi Avrupa'da e, dilenenler çok var. E, Romanya'dan dilenmeye geliyorlar ve her köşe başında, her marketin önünde o kadar çok var ki şimdi insan düşünüyor, hepsine veremem. Her gördüğümde her zaman veremem. Ama ne yapabilirsiniz biliyor musunuz? Eğer sizin de böyle bir şey, siz de böyle bir şey yaşıyorsanız, sizin sürekli gittiğiniz markettekine sadece verin. İsterseniz birkaç günde bir biraz biraz verirsiniz. İsterseniz de daha yüklü bir miktarı birkaç ayda bir verirsiniz. Ben genellikle öyle yapıyorum. Vermem. Birkaç ayda bir biraz daha yüklü bir miktar veriyorum. Ama biz herkese yetişemeyiz. O da var. Ben size bunları söylüyorsam burada, burada sizin sırtınıza yük bindirmek istemiyorum. Her zaman herkese yetişemeyiz. Her gördüğümüz dilenciye de yardım edemeyiz. Ama bir güler yüz gösterebiliriz. Bir tatlı söz söyleyebiliriz. O kişiye kendini değerli hissettirebiliriz. Karşımızda düşmüş bir insan olduğunu fark etmemiz lazım. Ve onun düşmüşlüğü de biz daha gururlanıp onu küçük görmeyeceğiz. Aksine elimizi uzatacağız ona. Onu düştüğü yerden kaldırabilmek için. Eğer yapabileceğimiz bir şey varsa e, tabii ki yapacağız. Yapmamız da gerekir. Rabbimizin istediği budur. Bizler her ne kadar kabul etmesek de her birimizin içerisinde, derinlerde, bir yerde gurur vardır. Gizli gurur vardır. Bazılarımız açık açık gururlanır. Bazıları da hayır ben çok şeyim, öyle bende gurur falan yoktur, çok alçak gönüllüyümdür diye. Ama gizli gurur vardır. Ben hiç unutmuyorum bir defa işte Işık ablayla konuşuruz ki Işık bende hiç gurur yok. Ama bu uzun yıllar önceydi. Işık bende hiç gurur yok. Yok ben çok alçak gönüllüyüm. Ama sonra zamanla bir baktım ki bende gizli gurur varmış. Bakın hiçbirimiz kendimizi ak kaşık gibi göstermeyelim. Hepimizin hataları var. Hepimizin yanlışları var. Hepimizin zayıf tarafları var. Belki ben orada ben çok alçak gönüllüyüm derken içten içe yine o alçak gönüllülüğümle mi gururlanıyordum? Onu da bilemiyorum. Ama hepimizin içerisinde e, gurur var ve bu gururu e, öldürmemiz gerekir. Yani artık gururlanmayı bırakacağız çünkü gururlular e, Rabbi göremeyecek. Rab gururdan nefret ediyor. Bakın ayet ne diyor? Hiç kimse biriyle övünüp bir başkasını hor görmesin. Seni başkasından üstün kılan kim? Tanrı'dan almadığın neyin var ki? Madem ki aldın, niçin almamış gibi övünüyorsun? Tanrı övünmemizi istemiyor, gururlanmamızı istemiyor. Diyor ki seni başkasından üstün kılan kim? Tanrı'dan almadığın neyin var ki? Şimdi eğer kardeşim sen gururluysan, gururlanıyorsan, ben şimdi şu anda sana söylüyorum. Tanrı'dan almadığın neyin var ki? Neyin gururu bu? Onun için Rabbin önünde eğileceğiz. Rabbin önünde her şeyi gideceğiz Rabbi açık bir yürekle. Ya Rab ben de bu bu var. Gurur var. Ben bunu istemiyorum. Beni kurtar. Yardım edecektir ama zaman alacak. Ama her gururlandığınızda aynı anda tövbe edin. Aynı anda tövbe edin. Ve gurur çok kötü, çok sinsi bir şeydir. Hiç çaktırmadan öylesine bir sızar ki insanın düşüncelerine inanamazsınız bile. Ama nedir? Çabalayacağız. başka bir ayet şöyle diyor zayıfın öksüzün davasını savunun mazlumun yoksulun hakkını arayın zayıfı düşkünü kurtarın onları kötülerin elinden özgür kılın ee, pek çoğumuzun yaptığı da budur bazen görüyorum televizyonlarda birine haksızlık yapılıyorsa diğerleri hemen harekete geçiyor orada bir karmaşa bir olay oluyor ama o düşe, eziye yardım etmek isteyen yürekler çok. O kadar çok ki evet belki hatalarımız var, belki yanlışlarımız var, belki gururlandığımız oluyor. Ama şurada o istek var. Birine kötü davranıldığını, haksızlık edildiğini gördüğünüz zaman bu çok belirgin bariz kötü haksızlıklarsa elimizde olmadan müdahale ediyoruz ve ben bunun için Rabbime şükrediyorum. Başka bir ayette diyor ki, ne mutlu yoksulu düşüneni, Rab kurtarır onu kötü günde. E, korur Rab, yaşatır onu, ülkede mutlu kılar, terk etmez düşmanlarının eline. Destek olur Rab ona, yatağa düşünce hastalığında sağlığına kavuşturur. Bakın, ne mutlu yoksulu düşüneni, Rab kurtarır onu kötü gününde. Eğer biz yoksul, yardıma muhtaç kişiye yardım edersek, onları düşünürsek, onlar için bir şeyler yapmaya çalışırsak kötü gün geldiğinde Rabbisi kurtaracak. Korur Rab, yaşatır onu, ülkede mutlu kılar. Bakın Rab'bin bereketi altına giriyorsunuz o zaman. Terk etmez diyor düşmanlarının elini. Yani sorun yaşadığımız zaman Rabbisi bizi bırakmıyor. Bizim hakkımızı, haklılığımızı öyle güneşi gibi parlatır. Başka bir ayette de öyle söylüyor. Destek olur Rab ona yatağa düşünce. Hastalığında hastalığında sağla, sağlığa kavuşturun. Bir dönem çok hastaydım. Hep hastaydım ve Rab sağlığıma kavuşturdu. Şimdi okurken geldi aklıma. Ben bunun için de Rabb'e şükrediyorum. Ne mutlu yoksulu düşünene. Bunu unutmayın lütfen. Başka bir ayette diyor ki: e, yoksula yoksulu acıyan kişi Rab'be ödünç vermiş olur yaptığı iyilik için Rab onu ödüllendirir. Yani siz bir yoksula yardım ettiğinizde Rab'be borç vermiş gibi oluyorsunuz. Çünkü ona yaptığınız yardımı Rab size geri verecek. Hem de misliyle geri verecek. Yaptığı iyilik için Rab onu ödüllendirir. Başka bir ayette diyor göklerde hazineler biriktirin. Böyle davranarak göklerde hazineler biriktiriyoruz. Başka bir ayette diyor ki çünkü Tanrı İnsanlar arasında ayrım yapmaz. Peki o yüce Tanrı insanlar arasında ayrım yapmıyorsa biz nasıl yapabiliriz? Yapmamamız gerekir. O kadar çok görüyorum ki günümüzdeki gençlik, özellikle okullarda çok oluyor. Markalar. İşte onun kıyafeti öyle, onun babası zengin, şunun telefonu böyle, bilmem ne, birbirleriyle kıyaslamalar, daha da o çocuklar minnacıkken bu stresi yaşamaya başlıyorlar. Görüyorlar ki altta kalan, durumu az olan, eksik olan, iyi olmayan e, eziliyor, diğerleri gururlanıyor, onu dışlıyorlar, dışlayabiliyorlar. Bu Rabbin istediği bir şey değil. Çünkü diyor Tanrı insanlar arasında ayrım yapmaz. Gerçekten de yapmıyor. Başka bir ayette diyor ki toplandığınız yere altın yüzüklü, şık giyimli bir adamla kirli giysiler içinde yoksul bir adam geldiğinde şık giyimliye ilgiyle sen şuraya iyi yere otur, yoksula da sen orada dur ya da ayaklarımın dibine otur derseniz aranızda ayrım yapmış, kötü düşünceli yargıçlar gibi davranmış olmuyor musunuz? Kardeşlerim, yüce Rabbimiz İsa Mesih'e iman edenler olarak insanlar arasında ayrım yapmayın. Burada benim aklıma çöp toplayanlar geliyor. Çöp toplayanlar suçları ne? Ee, yoksul bir ailede doğmuş olmaları. Peki ya zenginler? Tüm zenginler dürüst mü? Hani kıyaslayacak, düşünecek olursak ayrıca ben dışarıda çöp toplayanlara çok büyük bir saygıyla bakıyorum. Gerçekten onların o emekleri gidip çalmıyorlar, çırpmıyorlar, kimseyi dolandırmıyorlar. Paralarını kazanmaya çalışıyorlar. Onların bulunduğu durum bu. İyi bir işe giremiyorlar, ellerinde böyle bir imkanları yok. Ama bu imkansızlığın içinde kendilerine imkan yaratmaya çalışıyorlar. Onlara ters bakan, itip kakanlar aslında onların utanması gerekir. Onun için gerçekten ben onları gördüğümde çok saygı duyuyorum ve onlara teşekkür ediyorum. Aynı zamanda da çevre için güzel şeyler yapmış oluyorlar. Bakın ayetin devamı ne diyor? Ama siz yoksulun onurunu kırdınız. Sizi sömüren zenginler değil mi? Size mahkemelere sürükleyen onlar değil mi? Ait olduğunuz kişinin yüce adına küfreden onlar değil mi? Ben burada zenginleri karalamak istemiyorum. Amacım kesinlikle bu değil. Ama zengin, zengin olunca insan o rahatlıkta, o gurur da gelebiliyor. Çünkü insanız. İnsanız yani ve, ve iblis bize yanlış olan duyguları yüklemek için zaten hazır ol bekliyor. Ama ayet e, nasıl söylüyor? Sizi sömüren zenginler değil mi? Peki niye siz zenginlere e, önünde bu kadar eğilir, onlara saygı gösterirsiniz de, size candan yardım eden, içten gülümsemeyle bakan fakire e, aynı saygıyı göstermezsiniz? Bir ara ben şeye takmıştım kafayı. E, zenginlere git, hediye götürüleceği zaman, diyelim çocukları olmuş, ev almışlar veya taşınmışlar veya düğündür nedirse pahalı hediye gider. Neden? O zaten zengin. Ama yoksula gelince bu yeter. Alınır ucuz bir şey, yeter. Tam aksi. Zenginin ihtiyacı yok ki. O istediğini zaten alabiliyor. İhtiyacı olan yoksul. Biraz sanırım bizde de kompleks var biz insanlarda. Aşağılık kompleksi. Zengine ayak uydurmamız lazım. Aa ne getirmiş diyecek, tutup atacak bir kenara. O onun sorunu. Siz doğru olanı yapın. Siz doğru olanı yapmak mı istersiniz yoksa insanları memnun etmek için mi yaşamak istersiniz? Bu çok önemli. Eğer insanları memnun etmek için yaşıyorsanız size üzücü bir haberim var. Hiçbir zaman memnun edemeyeceksiniz. Ne yaparsanız yapın bir hata bulunacak, bir yanlış bulunacak. Onun için siz doğru olanı yapın. Bakın siz doğru olanı yaptığınız zaman Rabbin gözünde de bu değerlidir ve size Rab daha önceki ayette demişti gökte hazineler biriktirirsiniz. Rab'be borç vermiş oluyorsunuz. Başka bir ayet ediyor ama insanlar arasında ayrım yaparsanız günah işlemiş olursunuz. Belki bu şekilde hiçbirimiz düşünmemiştik daha önce. Ayrım yaparsak günah işlemiş oluruz. Evet. Ayrım yaparsak, düşkünü hor görürsek günah işlemiş oluyoruz, zengine e, sırf parası için değer verirsek, yanlış yapmış oluyoruz, günah işlemiş oluyoruz. Onun için ben bugün diyorum ki, gelin siz gözünüzü yükseklerden indirin, hali vakti sizden iyi olanlardan veya e, daha iyi statüde olanlardan. Gözünüzü çevirin onlardan. Gözünüzü düşkünlere çevirin. Yoksullara çevirin. ihtiyacı olanlara çevirin. İnanın siz ona yardım ettiğiniz zaman karşıdaki insanın gözündeki ışıltı, onun duyduğu mutluluk size o kadar güzel bir mutluluk verecek ki. Bu dünyada başkasını mutlu etmek kadar güzel bir mutluluk yoktur. Bunu biraz deneyin birkaç defa. Bakın siz de anlayacaksınız ne demek istediğimi. Bugün programımız burada sona eriyor. Hoşça kalın, esen kalın.